Biz şu an neredeyiz? Çay evi. Evet. Peki senin elinde ne var? Çay. Dinlenelim diye bize ne verdiler? Çay. Sence benim canım ne çekti? Şöyle mis gibi demli bir latte. Ne var? Çay elinde de güzel bir kahvenin peşindeki insanların şeli. Hepileri de. Merhaba sevgili basketbol severler. Şehirli NBA Game Time'a hoş geldiniz. NBA finallerinde ilk maça noktayı koyduk ve sevgili Murat Muratoroğlu ile birlikte ilk maçtan öne çıkan detayları konuşacağız. İkinci maç ve serinin devamı için öngörülerimizi de sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de yorumlarını elbette bekliyoruz. Murat abi seri öncesinde Mavericks adına olumsuz olarak öngördüğümüz hemen her şeyi parkede gördüğümüz bir maç oldu. Celtics'in hücum tarafındaki gücünü konuşacağız ama sen seri öncesi de şunu söylemiştin. Yani hücum tarafında bu kadar yetenekli bir takımın aynı zamanda savunma tarafında da bu kadar geniş, bu kadar güçlü, bu kadar zeki personele sahip olması biraz haksızlık demiştin. Yani çok iyi bir strateji Joe Mazzulla'dan. Detayları konuşacağız ama özellikle birebir savunmayla Mavericks'in yıldızlarını ve onların üretimini müthiş sınırladı. Mavericks İstersen burayla başlayalım sonra bireysel ve maça dair detayları da konuşalım. Murat abi tabii yayına hazırlık sürecinde kahve de bize fazlasıyla yardımcı oldu. Şel sağ olsun gelirken girdim. Hemen Deli Togo'dan iki tane kahve kaptım ve sana getirdim. Teşekkür ederim. Erken bir saatte çekiyoruz yetişsin diye. Hatta evet. ben açarken bayağı bir zorlandım az evvel. Yok canım olur öyle öyle şeyler. Yani ama saat erken yani kahve olmadan çekilecek bir saat değil ondan sana da Shell'e de teşekkür ederiz. Peki tişörtlerimizi kim kazandı ha, abi? Yani buna bayılıyorum ya şu tişört. Sanatsal. Ee, Kobe Bryant'ın hakikaten sanatsal bir tişörtü Sami Gökçe kazandı. Biraz ama Fenerbahçe'de Panathinaikos'ta oynayan Derek Williams'a mı benziyor? Surat kısmında biraz sanatı fazla kaçırmışlar sanki yani, ama çok güzel bir tişört. Şöyle. Güle güle kullanın. Bugün de iki tişörtümüz var. Yani şu anda NBA'in süper yıldızlardan yıldızlarından iki tanesi. 30 yaş üstüler. İkisinin de şampiyonluğu yok o kadar başarıya rağmen. Bir tanesi Playoff'larda inanılmaz yükseliyor. Öbürü de playoff'larda nedense hep beklentilerin altında kalıyor. Ama ikisi de Hall of Fame %100 olacak. Yeter mi? Anladık mı Yoksa... Yeter bence. Yeter mi? Anıl, yeter ben de, mi? Ben de iki isim canlandı herhalde izleyicimiz de çoktan canlanmıştır. Murat abi TD Garden'a uzanalım. NBA final serisini açtık ve Celtics hani kazanmanın da ötesinde bir mesaj vermeyi başardı. Bir kere ayrıntılar itibariyle Mavericks'e ters gelebilecek tüm özelliklerini parkeye döktü. Her şeyden önce tabii hücum tarafını konuşacağız ama ben bir savunma tarafıyla giriş yapmak istiyorum. Çünkü sen bunu daha önce de söylemiştin. Yani yarı sahada bu kadar etkili, bu kadar yetenekli, bu kadar ateş gücüne sahip bir takımın aynı zamanda durdurma konusunda da bu kadar geniş bir personele ve yeteneğe sahip olması onları çok farklı kılıyor demiştin. Dün kendi savunma prensiplerini ortaya koydu ve birebir savunmadaki becerisiyle de yıldızlarını durdurdu önce Mavericks'in. Maçı da kazanmayı bildi Boston Celtics. O kadar şey var ki şu anda Dallas taraftarının kafasından geçen yani herhalde bir tanesi biz bu porzingi'si ne yapacağız? İkincisi Kyrie Max kontrat istiyorsa nerede Max performans, değil mi? Yani yeah. üçüncüsü bizim çaylak niye çaylak gibi oynamaya başladı? <laughs> Lively dördüncüsü de ya bizim rol adamları aslan kesilmişti. Şimdi ilk defa e, bir final görmüş gibi oynadılar. Yani endişeli olmaları lazım. E, Bence bu Jason Kidd için inanılmaz bir fırsat. Koçluk kariyerini başka bir noktaya götürmek adına. Aynen. Senin de söylediğin gibi yani Boston buna ilave olarak ne, ne yapabilir? Yani çok fazla bir şey yapmaz. Zaten Jason Kidd buna bir çözüm bulana kadar yani Don Cic'i birebir, Kyrie'yi birebir özellikle Don Cic girdiğinden içeri girebiliyorsa şeyi kalabalık tutmak e sıfır. Zaten asist neredeyse sıfırdı yani. İlk üç çeyrek beş asist. i̇kisinin üç asisti var yani. Yedi top kaybı. Ee, köşe üçlük Dallas için çok önemli. Bir tane sokabilirler. O da son dakika. Ki bu seriye kadar ilk üç seride NBA playofflarının lideri konumundaydı. Tabii tabii. Maç başına köşe üçlü. Yani sezon içinde de en yani çok köşe üçlüğü sokan takım. E şimdi e, bir şeyi değmesi gerekmiyor şu anda. Jason Kidd'in karşı bir hamle yapması gerekiyor. Ne yapabilir onu bilemiyorum. Hucumda bir kere Kyrie'nin çok daha agresif oynaması lazım. Şimdi ardarda arda Boston'a 11. maçını kaybetti. Ya bu bir psikolojik şey mi? Yoksa çünkü genelde şöyle bir şey var. Kötü oynadığı iki tane kötü maçı var playofflarda. Bir tanesi Oklahoma City'e bir tanesi de Minnesota'ya kötü oynadığı maçlardan genellikle çok iyi çıkıyor. Mesela 26'da 8 atıyor yüzde 30 o iki kötü maçta sonraki maçlarda 44'te 24 atıyor. %55. Kyrie'nin böyle bir yönü var. Luka Doncic de tüm playoff'larda mağlup oldukları maçtan sonraki maçta en yüksek sayı ortalamasına sahip. O da reaksiyon vermeyi seven bir o maç. O açıdan eğer Jason Kidd gerçekten kendi düşüncesine göre görmesi gerektiği takdiri koç olarak görmek istiyorsa onun için müthiş bir şans. 2-3 hamle Dediğin gibi Doncic ve Kyrie'nin daha iyi performansı. Kyrie'nin bence %100 olacak. Yoksa Boston bu seriyi 4-1 kazanır. Yani. Evet, dün geceki görüntü. Yani öyle bir görüntüyle 4-1 kazanır. Şimdi tabii Doncic'le Kyrie'yi birebir savunmak öbür bütün şeyleri bozdu Dallas'ın hücumunda. E bir de mesela Doncic pasıyla o ekstra oyuncuların %56.1 şutu var finallere kadar. Yani onlara verdiği iki pastan bir tanesinden fazlası asist olmuş. E bu maçta 6'da 1 mi? Öyle bir şey. Ya bir de o toplar gitmeyince tabii oyuncular da böyle panikle, iş başa düştü mentalitesiyle biraz fazla büyük hareketler yapıyorlar. Gerek P.J. Washington, ger gerek, Derek Jones, içerideyken Jaden Hardy, Josh Green zaman zaman. Ya burada Celtics'in sahip olduğu savunma personeli bir kez daha kendisini gösterdi. Şimdi Joe Mazzola'ya soruyorlar maç sonunda. Hani bu yardımları bölüm bölüm gördük. Yani birebir savundular ama belli pozisyonlarda yardımlar vardı. Ama mesela yardıma gelen Derek White ortayı kapatıyor. Don Cic'e çıkıyor. Pas çıktığı anda resmen oraya ışınlanıp dışarıda P.J. Washington'a da şutu vermiyor. Böyle birkaç tane kare gördük. Joe Mazzulla da şunu söyledi. Oyuncularımızın iç güdülerine güveniyoruz. Yani ben de Juro Ben de Derek White'ın iç güdülerine açıkçası güvenirdim. Yani içgüdü çok önemli ama tabii ki bu çalışılmış da bir şey. Yani e, takım savunması e, çal e, çalışılmış bir şey. Şimdi iki tane en az ben oraya Jalen Brown'u da yüzde yüz yazıyorum. Baskıyla rakibi rahatsız edecek. En azından 24 saniye süresinden süre çalacak savunma oyuncusu var. Bu maçın en iyi savunma oyuncusu bence Jalen Brown bence de müthiş çıkardı. Ya müthiş iş çıkardı. Bir de yıpratıyor o kadar fiziksel olarak. Curodao öyle, Curohaliday da öyle. Ve sıra Al Horford'a gelmedi abi. Ya sweet sonra Al Horford'un hem Doncic e hem de Kyrie'ye karşı müthiş iş çıkardığını daha konuşamadık bile. Yalnız şöyle bir şey var Al Horford'la ilgili o, o konuya geleceğini tahmin ettim ama sıra gelmedi. Ama Luka'yla e, 8 kez prime savunmacısı olarak karşısında kalmış. O 8 pozisyonda Luka 4'te 0 üçlük, 8'de 1 genel şut. Hatta Mavericks'te ana savunmacı olduğu zaman takıma karşı 19'da 5. Şimdi senin savunmadaki en büyük zaafın Peyton Pritchard'ı bir kenara koyuyorum. Ama rotasyonda herhalde şey maçı Indiana serisinde de bunu gördük. Eee %26.3 ile ana savunmacıyken rakibi tutabiliyorsa geçmiş olsun. Bu inanılmaz bir yüzde yani. Ya 9 asisti var e, Dallas'ın senin de söylediğin gibi. Boston'un 9 bloğu var. Evet. <laughs> yani zaten birçok şeyi anlatıyor. Yani. Şimdi o blok meselesine gelmişken Murat abi iki taraflı Porzingis etkisinden bahsetmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. 38 gün dinlendi. Herkesin bir soru işareti vardı. Hatta maç sonrasında Alorford'da bu kadar iyi gözükmesine, bu kadar iyi durumda olmasına şaşırdım dedi. E kendisi de bilmiyorum demişti maç öncesinde. Yani idmanda iyi hissediyorum ama neticede dakika almıyorsun, maç oynamıyorsun ve ilk maçını NBA finallerinde oynuyorsun. E ne olacağını göreceğiz demişti. E ne olacağını gördük. Yani Porzingis'i de için attığın zaman hani Hücum tarafında bir kere durdurulması neredeyse imkansız bir takım haline geliyorsun. Derek Lively özellikle normal sezondaki Mart ayındaki maçta da bunu hatırlıyoruz. Çok zorlanıyor Porzingis'e karşı. Ve işin öbür tarafında çember çevresinde müthiş bir tehdit yarattığını yine gördük. Şimdi Dallas takaslardan sonra bir karakter oluşturdu. Çemberi koruyan, hı hı. işte kolay kolay boyalı alanda kolay atışa izin vermeyen, çok atletik, çok fazla uzun değil ama çok atletik oyuncular o arka perimetre, perimetreyi yasak bölge ilan ediyorlar. Şimdi Porzingis olduğu zaman hepsi Rudy Gober'e dönüyor. Arada kalıyor. Evet. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Şimdi karakter değiştirmesi doğru olur mu bilmiyorum ama bir beş kısayı belki daha özel bir hücum planıyla hazırlaması gerekecek. Yani Kleba bak e, mutlaka bu iş o da e, şey tedirgin yani o da boşuhta atmayacaksa zaten 5 kısa oynamanın e, bir anlamı yok. O açıdan o yani Jason Kidd için müthiş bir fırsat ondan diyorum. Bakalım o yaratıcılık o şey neler e, getirecek. E Zaten savunmada da hakikaten yani e, üç blok yaptı ilk çeyrek zaten oyuna girdi maçı değiştirdi. Ya yani 7 dakikada 11 sayı, 3 blok, 3 Rüban bir sayı öndeyken Celtics 37-20 ilk çeyreği önde bitirdi. Yani bir de switch'ten sonra normalde o uzak ikilikler için en en kötü şutu denir ama yani iki kafa yukarıda Mancelik gibi bakarak Yanlış atıyor. James'lere karşı Davis'in hiçbir şansı yok onun karşısında. Evet. Yani onları soktuktan sonra zaten kötü şut olmuyor artık o. O kadar yüzdeli biçimde soktuktan sonra sorun yok. Yani e, güzel bir plan hazırlamış Mızul'la. E, Jason Kidd bence biraz e, bakalım ne yapacaklar planıyla sahaya çıkmış. Yani bir e, reaksiyon maçı hazırlığı gibi. Ama şurada şu var, bence birinci maç çok önemliydi. Çünkü Celtics'in buraya gelirken hiç zorlanmadan geldiği, oynadıkları her takımda inanılmaz eksikler oldu. Neredeyse Ve 10 günlük bir off var. 10 günlük da. bir boşluk var. O baskının altında eğer yenilseydi Dealos şey Boston çünkü herkes aynı şeyi yazacaktı. O şeyi üzerinden attı bir kere. Baskıyı. Yani sadece yenmekle kalmadı, ezdi. Çaresiz bıraktı yani. Murat abi sen konusunu geçirince yine aklıma geldi. Yine bunu da seri öncesinde konuşmuştuk. Evet Mavericks savunması şema olarak ve odak noktası olarak o boyalı alan çevresine çok iyi kümeleniyor. Oraya çok konsantre biçimde kapatıyorlar orayı ama Celtics'in de şöyle bir yönü var. Oraya temas ettikten sonra paslar dışarıya gidiyor ve bunlar çok kaliteli üçlükleri getiriyorlar. Hele ki Jalen Brown bu modda olduğu zaman, bu agresiflikte olduğu zaman Celtics için boyalı alana temas demek kaliteli bir üçlük demek ve onu bence hiç engelleyemedim Mavericks. Ya yani belki 3. çeyreğin ilk 6-7 dakikasını sayabiliriz ama ikinci çeyreğin sonu, 3. çeyreğin evet. ortasına kadar bir 29-9'luk seri yakaladı. Farkı 8'e indirdi. E, Mazula mola aldı, 14-0'la cevap verdi. Ki orada Jaylen Brown yine çok iyi oynadı. Ve aslında fark 8'i e inerken de Jaylen Brown'un o agresifliği devam ediyordu ve izlerken şunu hissediyordunuz. Ya orada e, Luka süper yıldız şutları yıldız attı. şeyine geçti, moduna geçti. Ki orada Luka Doncic'in de çembere çok kolay gitmeye başladığını gördük. Birkaç tane böyle idman turnikesi bırakma fırsatı buldu. Ama İki tane üçlük var. İki tane step back var bir tanesi yine acayip bir Luka şutu ama hissediyordunuz yani izlerken de Celtics bir karşı hamle yapacak ve onu yaptığı zaman artık bir daha arkasına bakmayacak. Yani maçın hissi zaten bence hava atışı ile birlikte 25-30 sayılık. <laughs> 25-30 sayılık bir maçtı onu bozamaması yani Mavericks'in bir final maçında bu hissi vermesi çok normal sezon bir maç hissiyle oynandı bence Mavericks için bu kötü. İşte ben ikinci maçı reaksiyon maçı olarak düşürmüş dediğim zaman bunu da kastediyorum yani hadi ilk maçı alalım onları baskıyı arttıralım çünkü biliyorsun Boston hala şeyi ispat etmedi yani o Baskı ile mücadeleyi. Baskıyla mücadeleyi, birdenbire o top paylaşımı, içeriden dışarı giden pasta, özellikle o ekstra pasta yapılırsa bir şütörden diğer şütöre e çok boş kalıyorlar. E hepsi de iyi şütör. Tamam yani Jason Tatum'un 9'da 1'leri falan oluyor ama Derek White olsun, Drew Holiday olsun... Zaten bench'ten gelenlerin hepsi iyi şutör. Al Horford çok iyi şutör. Sam Hauser hem şut attı ki bu playofflarda çok fazla aslında türbülansa girdiğini görüyorduk. Hem de bence çok iyi müdafada bulundu yani. Zaten e, ondan saymadım onu. Peyton Pritchard'da. O da gayretli müdafada da yani e, çok fazla müdafaa yapmayan, o, yapamayan oyuncusu yok rotasyonda. Hauser da iyi müdafaa yaptı dediğin gibi. E, vallahi Valla şunu çok merak ediyorum. Nereden başlayacak? Şimdi Jason Kidd bugün iki takımında boş günü var. Mutlaka şeyle stafla bir araya geliyorlar. Filmin her saniyesini seyrediyorlar. Büyük bir ihtimalle Dallas daha çok seyrediyor Boston'a karşı. Yani bir kere şunu şeyi bırakalım savunmayı bırakalım. Üçlükleri ne yapacaksın? Matematiksel olarak daha da iyi oynasaydı hucumda. hadi o e, Eyal Ayutlar falan biraz gerçekleşseydi, e, Boston 16 tane üçlük sokmuş. 16 ve daha fazla üçlük basket attığı maçlarda Celtics bu sene 51-6. 15 ve daha az attığında 26-14 o da fena değil. Ki çok rahatlıkla 40 tane üçlük bulan ve bu 43'lüğü bence 30 35'i gerçekten iyi şut olan bir takım Celtics. Evet. Yarın mesela 42'de 20, 42'de 21 atarsa da e, kimsenin inanılmaz şaşıracağını ben zannetmiyorum. Bunun böyle bir denklemde nasıl oyunda kalacak Mavericks? Bir kere üçlük sayısını arttırması lazım. Denemeyi. Onun içinde o birebirlerde Doncic'in ve Kyrie'nin daha çabuk hareket edip yardımı daha erken getirmesi lazım ki... onların da IQ e, inanılmaz yüksek. E, o köşe üçlüklerini... Yani dengesini bozması lazım. Kayrı'yla bozabilir artık o kesinleşti. Çok daha agresif bir Kayrı. Rakip geçecek. Savunmayı rotasyona girmek zorunda bırakacak senin dediğin gibi. Yardım geldikten sonra pasın gittiği oyuncunun da daha kararlı oynaması lazım. Mevriks oyuncuları... Bir şaşkınlık içindeydi. Yani topu sağa mı vurayım, sola mı vurayım, nereye gideyim? E Celtics sonları bayağı afallattı bence. Şimdi ilk maça baktığımızda Boston 42 tane üçlük kullanmış. Sezon ortalaması 42.1. Zaten NBA'de en çok kullanan takım. 16 üçlük basketi var. Sezon ortalaması 16.2. Çok anormal bir gece geçirmedi yani Celtics. Onu söylüyorum. Yine en çok üçlük basket atan takım. Sezon içinde üçlük yüzdesi 38.5. İlk maçta 38.1. Öbür e, tarafa geçelim. Dallas 38.5 üçlük deniyor. Dördüncü en fazla. E, bu maçta kaç tane denedi? 27. 143 14.3'lük basketi var. Onda da NBA'de dördüncü. Burada 7 üçlük basket. Yani yarısının altında yani şutları düşünüyorum. Kyrie'nin kaçırdıkları evet bayağı boştu ama Kyrie bir onların, kaç tane feci kaçırdı. Onların oluşumunda da hücum ribandı etkiliydi. Evet, zaten eğer bir avantajı olacaksa e, artı yaz, yazması gereken istatistiklerden e, e, biri de o. Kaldı ki Celtics de aldı o ribandları. Yani oradaki avantajı da çok Mavericks'e bırakmadılar. E şimdi Porzingis çok ciddi bir fizik üstünlüğü olan iki kısa, üç kısa hepsi atletik. Ya bir de o ana göre, o anlık gidişata göre çok farklı beş varyasyonları var. Yani Horford ve Porzingis'i birlikte oynatabiliyor çünkü arka alan Jalen Brown, Jason Tatum, Derek White. E, kısaları birlikte atabiliyor. Orada da Pirana gibi saldırıyorlar. Bir tane top çaldılar Derek White ama orada Peyton Pritchard'ın nasıl girdiğini gördük. E, Sam Hauser böyle oynayacaksa onu işin içine soktuğu beşleri var. Ya Baktığın zaman o kadar çok opsiyonu var ki Celtics'in. Yeter ki Joe Mazzulla işi karıştırmasın diyorduk ki bence çok iyi bir yok coaching ya. yaptı. Zamanla yani. olan, Karıştıracak bir şey yok. Ne zaman karıştırabilir? İkinci maçta Jason Kidd müdahale edip bir takım şeyleri rayından çıkartmayı başarırsa üçüncü maçta Mazzulla'nın bu sefer şeyi belli olacak. yani, Rüştümün ispatlaması gereken işte, taraf. Reaksiyona nasıl reaksiyon vereceği. Zaten Yedi maçlık final serilerinin en büyük e, özelliği bu. Yani bir şey keşfediliyor. Bir maçta onu e, zaafsa üstüne gidiliyor. E, bir sonraki maç o zaafı o takım nasıl örtbas ediyor? Ve onun düşündüğü e, değişikliğe göre bu taraftaki koç önceden bir şey hazırlamış mı? Tez antitez, tez, tez antitez yedi Aynen. maçlık seriler öyle gidiyor. Yalnız şu da var Murat abi belki onu hiç konuşmadık. Ya kendi basatının altında bir Jason Tatum'u bile yine çok iyi idare etti Celtics. Ya Jason Tatum da bir adım, iki adım ileriye gidecektir. Mutlaka bunları yapacaktır. Ya işte o bana sorarsan psikolojik dengesi en hassas olan Celtics oyuncusu o. Yani o baskıyı veya işte kafasına bir soru işareti sokmayı başardığın zaman en olumsuz etkilenecek o. Ben şahsen Doğu Playoffları gibi Jalen Brown'un burada en büyük Boston kazandığı takdirde final MVP adayı görüyorum. Çünkü i̇nanılmaz hırslı oynuyor. Yani o kontratı niye verdik cevabını sadece bu maçta değil buraya gelene kadar da inanılmaz oynadı. Bir de Amerikan futbol oyuncusu gibi abi. Böyle bir omuz koyma, yani, omuz. kararlı gitme. Ya zaten maç içisi maçları konusunda biliyorsun. Ben en beğendiğim isim diyor. E, çok da aksi sayılmaz. Altını dolduruyor zaman zaman. İşte Don e bir üstünlük sağladı. Tak diye e, çember koruyucuların üstünden vurdu. Yani. E, e, yaptığı bloklar? Ya önüne katıp götürüyor. Ve gerçekten zeki oyuncular var Celtics'te de. Yani Juro yine o arka kapıyı çaldığı pozisyonlar birkaç tane. Mevrik savunması neyi veriyorsa ya da neyi unutuyorsa o an küçük ayrıntılarda hemen fark yaratan tecrübe ve zekaya sahipler. Ya ben benim zaten seri öncesi favorim de Celtics'te ama ilk maç e, çok sağlam bir done oluşturdu. Neden Celtics'i favori gördüğüme dair hani inancımı tazeledi diyebilirim. Ya Porzingis'in böyle dönmesi de Dallas maç için de bence ıı, şaşırttı Şaşırttı. Biraz. Yani şimdi 30 39. gün dönüyor. 38 gün oynamamış. 3-5 gündür de idmanlara çıkmaya başlamış. Önce kendi başına sonra takım idmanlarına. E bir deneyecek tabii ki şey. Ki Al Horford oraya kadar da fena oynamıyordu. 5 sayı atmıştı, blok yapmıştı. E şimdi sen Dallas oyuncususun. ha bakalım ne durumda. Ne bekliyorsun? E, vasat. En az bir maç değil mi? Yani. Hadi vasatın üstünü de kabul edersin. İyi şey de diye düşünürsün vay be. O kadar maç eksiği bayağı iyi döndü. Ama elit döndü yani. Blok yaptı, rebound aldı, e, orta mesafe smaç, üçlük her şey. Bu ne ya dersin? En iyi Porzingis'in dönmesini de haksızlık gibi hissediyor insan ama Celtics bazen zaten i̇şte ben, o olması. bence onun yok. da şokunu yaşadılar. He, bakalım ikinci maça ne olacak? Bu şey gibiydi biraz ya. Willis Reed'in son anda e, sekerek Lakers'ın e, serisinin yedinci maçına çıkması gibiydi. Ama bu maç içinde oldu. Celtics Miami serisinde de Cleveland serisinde de TD Garden'da ikinci maçı kaybetmişti. Son soru olarak Murat abi. Sen Mavericks'in reaksiyon ihtimalinden bahsettin. Bir galibiyet beklentin var mı? Hangi şartlar altında olabilir bu? Biraz da konuştuk zaten ya ama. Şimdi e, bir... Oyuncunun hikayesi yazılıyorken, o hikayenin akışını değiştirecek veya aktığı yönde sağlamlaştıracak bazı maçlar olur. Şimdi Kayri için bu o maçlardan biri. Doncic için de ama daha ziyade Kayri için. E, gerçekten e, şimdi NBA tarihinin en iyi e, kilisi yaratıcılık, skor. E daha hiçbir şey kazanmadılar. E kontratı bitiyor sezon sonunda. İlla maksimum istiyor. Yani maksimumu hak edecek bir değil, 2-3 tane daha maç oynaması lazım. İkinci dediğim gibi Jason Kidd. Yani şampiyon olursa aynı takımda hem oyuncu hem koç olarak şampiyonluk yaşamış 6. koç olacak. Yani o çok şey bir liste. E zaten üçü o Boston'un hanedan zamanından. Bill Russell, Casey Jones, Tom Hinesen. Oh ne güzel. E biri de Pat Riley. Şey zamanı. Lakers. Showtime. Showtime. Biri de Philadelphia'da e, Billy the Kid Cunningham. Kangaroo Kid. Bir oyuncu, bir e, şey. Koç. Yani çok elit bir listeye girecek ama bu maçta ben oraya girmeyi hak ediyorum dokunuşlarını, değişikliklerini, tadilatını yapması gerekiyor. Elinde malzeme yeterli mi? Tabii Boston gibi değil. Ama yani Jayden Hardy nasıl buldu? Çıkardı şey serisinde. Evet Dante Exum'un önüne geçirdi. Fark yarattı. Yani öyle bir takım kafasında şeyler olabilir. Ben açıkçası, ikinci maçta da hakikaten bir çözüm bulamazsa bu seri çok uzun sürmez. Yani Joe Mazzola'nın değişiklik veya dokunuş yapmaya mecbur bırakmadığı takdirde mevcut oyun yeterliyse ikinci maçta da. Geçmiş olsun diyorsun. Öyle. Görüntü o. E bakalım sizin ikinci maç öncesi. Çünkü Boston da... deplasmanda da maç kaybetmedi. Yani bir de orada, o, bir de o var. Yani. Olarak. Dallas 7 galibiyet 3 mağlubiyet oldu. O da çok başarılı tabii playofflar için ama Bosna maç kaybetmedi de. Evet, tişörtler için cevaplarınızı bekliyoruz. Serinin devamına dair öngörülerinizi yorumlara yazarsanız biz de tabii o yorumları alıp e, sonrasında üstüne konuşacağız. Murat abi ağzına sağlık. Bu arada sahibimiz... Anıl'la vaktimiz vardı. Ee, yani 40 bin civarını e, yakalamış bir izleyici kitlemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Kaç tanesi bunların abone? <laughs> Yani yani çok bir, güzel olur. Ya çok şu Anılın şapkası hatırına şu an iz, izleyicimiz göremiyor belki ama çok şık çok hoş bir şapkası var kırmızı bir şapka. Yani kırmızı şapkalı Anıl için buradan bize bir abonelik çalışır beğeni ve abone. Ee, çok teşekkür ediyoruz gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın.